Bizim İmam Bey'i oradan hemen kurtarmamız lazım. Yoksa çocukcağız oralarda çürüyüp gidecek ya. Ya Suzan'ım niye çürüsün? Birkaç ay yatar çıkar ya. Ay birkaç ay az mı Sabri Allah aşkına? Kesin şişlerler onu orada ya. Ya Suzan'ım imam şişlenir mi hiç ya? İmam fişleniyor da şişlenmiyor mu acaba Sabri? Ben onu bunu bilmem. Bizim derhal o zavallı ve biricik damat adayımızı oradan çıkartmamız lazım. Kurtarmamız gerek de nasıl kurtaracağız? Jandarmada bir tane bile tanıdığımız yok. Hay var ya bu iş eğer onun siciline işlenirse bir daha imamlık yapamaz. E bir daha imamlık yapamazsa Gedikli'ye gelemez. Gedikli'ye gelemezse Reyhan'la evlenemez. Ay ben torun istiyorum artık Sabri ya. Bana bak ya onu oradan çıkartmanın bir yolunu bulursun ya da ben Reyhan'ı içeriye tıktırmanın bir yolunu bulurum ona göre. Ben size yardım edebilirim. Ay sen bizi mi dinliyordun? İyi, bir daha her şeyi baştan anlatmamıza gerek kalmadı o zaman, değil mi? Jandarmada adamım var. Ben istersem hiç kayıt yapmadan imamı çıkarır oradan. Bir dakika. Ay Sabri, görüyor musun? Helal olsun şu Ayhan'a. Hem gözü bizim kızda hem de imamı kurtarmamıza yardımcı oluyor. Ya Suzan'ım ya ben bu adama hiç güvenmiyorum ha. Baksana dili ayrı, gözü ayrı konuşuyor bunun ya. Hem akıl işi değil ki bu. Düpedüz adam kaçırmaya girer. Hem biz kabul etsek bile Emin Hoca kabul etmez. Adam hem imam hem avukat. Dini, dünyevi ne kadar kural varsa sonuna kadar uyar o. Biz de ona söylemeyiz o zaman. Serbest bıraktılar deriz. Siz de jandarmadan gizlersiniz. 3-5 güne her şey unutulur. Suzan'ım ya. Yani bu adamın birine iyilik yaptığı görülmüş şey midir ya? Bu işin içinde bir iş var. Bence var ya senin için fesat Sabri. Ay baksana şuna ya. Nasıl da boş boş bakıyor garibanım. Duyduğuma göre birkaç gün önce ayağını çatlatmış. Kaymış. Ama kanuni olarak araba kullanması yasak değilmiş. Kısaca sevgili dostlar, imam geri döndü. Döndü ve Gedikli'ye acıdan, kandan ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmedi. Belki de pişmaniye getirmiştir veya Ferit. Çantasını açmaya bile fırsat olmadı ki Ferit. İşte bunlar, bu dinciler hep böyledir Cengiz. Ya bir filmi protesto etmek amacıyla ortalığı yakıp yıkarlar, ya fırsat ellerine geçince rövanş almaya çalışırlar, ya da şu anda olduğu gibi birbirlerini ezerler. Ferit Bey ya, anamın bir sözü var. Anam bana hep derdi ki, kendini ezdirmeyeceğim boncuk gözlüm. Yani imam ezmiş ama, Adile de kendini ezdirmeyeydi be ya. Ya Cengiz, bana bak. Hani olacağını sanmıyorum ya. Bir gün ikimiz birden dinci olursak ilk işim seni Allah'a havale etmek olacak. Ya yeter ya, yeter! Torpağım, avukatsın diye ifadeni biz alamıyormuşuz diyorlar. Komutanım gelsin hele. O her şeyin en iyisini bilir. Peki, Adile abladan bir haber aldınız mı? Yo, aramadılar. Durumu nasılmış, hiç mi haber gelmedi? Hayati tehlikeyi atlatmadı dediler. Hayati tehlikesi mi varmış? Ya atlatmamış diyoruz işte, yok diyoruz. Yok. Bir an Gedikli'ye geri döndüğümü unutmuşum. Nereye gidiyor bundan bir an şimdi? Ya Cengiz sana ne? Şu anda önemli olan bu mu? Tamam tamam hadi. Abla... Niye bu kadar acele ediyoruz? Hay acele falan etmiyorum evladım. Hem sen dememiş miydin böyle hayırlı işlerde acele etmek gerekir diye? Öyle ama sanki başka bir şey varmış gibi. Ha başka bir şey var. Biz sana söylemiyoruz, yalan söylüyoruz. Evladım kaynanan yaşındaki kadından ne için konuşuyorsun sen öyle? Ayıp değil mi ya? Yok abla estağfurullah. Olur mu öyle şey? Tamam tamam boşuna kıvırma. Anladık biz anlayacağımızı. Hem ne demişler? Ameleler niyetlerine göredir. Abla
ameller, yani kişinin yaptığı işler hak katında niyetine göre değer kazanır demek. Yoksa ameli dediğin bildiğimiz işçi demek. Ya Suzan'ım bilmiyor musun ya? Hocaya yanlış yaparsan ardından bir sürü izahat gelir. Bas gaza bas. Feritler peşimize takılmış. Nereye gidiyor bunlar be? Hala nereye gidiyor bunlar be ya diyorsun? Sen önüne bak. Hadi sür, sür. Sürdü, sürdü, tamam. Telefon çalıyor ha. Eyvah, Reyhan arıyor. Ne yapacağım ben şimdi?